Havada uçuşuyor ama şimdi dünyanın pek çok ülkesine, gelişmiş ülkesine baktığımızda böyle bir tablo görmüyoruz. Her şey öngörülebilir. Şimdi ben şunu sormak istiyorum Sayın Özdemir'e. Şimdi bize acil bir şekilde Cuma günü yaptığımız özel yayında da konuştuk. Döviz girişi gerekiyor ama aranan dövize ulaşılamıyor demiştik Cuma günü. Anladığım kadarıyla o sıcak parayı, o yabancı yatırımcıyı bulabilmek için Mehmet Şimşek yeniden yollara düşüyor. Bu kez kapsamlı bir anladığımız kadarıyla dünya turu planlanıyor. Londra, Paris demiştik. Buralarda yatırımcılarla görüşecek demiştik. Şimdi bunlara Fas, Fransa, Körfez ülkeleri gibi pek çok ülke de dahil oluyor. Ne dersiniz? Aradığı parayı bulabilecek mi Mehmet Şimşek? Dedi ki ya bir Maliye Bakanı Yalçın Hoca'nın da dediği gibi Turizm Bakanı gibi dolaşması yanlış bir şey. Yani bu Türkiye'nin itibarını kıracak bir şey. Siz kapı kapı dolaşıyorsunuz, insanlara bir şey anlatıyorsunuz. Nedir anlattığınız? İşte Erdoğan politikası bitti, artık NAS bitti, artık ortodoks politikalar başladı, artık rasyonel politikalar uygulayacağız diyorsunuz. İyi de yani bu politikaları Türkiye'nin 85 milyon üzerinde test eden insan halen Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor. Sizin yetkiniz nedir? Yani sonuçta size yetkiyi veren kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslı dururken ben süretininden neden dinleyeyim? Ben bunu Cumhurbaşkanından dinlemem gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkıp da artık bu NAS politikalarının yanlış olduğunu, artık rasyonel politikalara geçildiğini ifade edilmesi gerekiyor. Ama bu ifade edilmiyor. Sürekli olarak işte Cumhurbaşkanı'nın yakın bazı medya gruplarında yorumlar çıkıyor. En son Sabah gazetesinde yine bir yorum çıktı. Cumhurbaşkanı'nın sabırla takip ettiğini, yani sabırla takip ettiğini derken burada sabır kelimesini biraz uzatıyoruz. Yani artık sonuna geliyor. Mehmet Şimşek bir şey yapacaksa yapacak, yoksa demek ki bu politikaların yanlış olduğuna inanacak. Yani buna Mehmet Şimşek'e verilen bir kredi var ve bu kredinin zamanı tükeniyor. İşte Mehmet Şimşek de bu krediyi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Ancak 4 ay oldu, hatta 5. aya gireceğiz. Ama ortada ne bir para var, ne bir yabancı var ve ufukta da bir yabancının geleceğine dair herhangi bir işaret de görmüyoruz. Sürekli olarak bir şeyler yapıldığı söyleniyor, olumlu algılar yaratılıyor ama net bir icraat yok. Bakın, net icraatın gelebilmesi için mutlak surette öncelikle Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi lazım. Ha, diyeceksiniz ki işte görünümü duranlaşıyor, bir şeyler yap. Bu yeterli değil. Bunu yapabilmesi için Türkiye'de radikal değişiklikler lazım. Radikal değişikliğin başında artık bunu da çok söylüyoruz. Belki izleyicilerimiz de sıkılıyor ama hukuk reformu lazım. Yani Türkiye'de artık ciddi bir hukuk reformu gerekiyor. Mali disiplin gerekiyor. Halen daha şu anda devletin mali disiplini yok. Bakın Mehmet Şimşek ve ekibi ayrı bir uçakla gitti. Bazı iş adamları ayrı özel bir uçakla gitti. İşte bunların hepsi bir disiplin. Bunu Amerika yapıyor. Sadece siz ama Amerika ile yarışmaya girerseniz geride kalırsınız. Çünkü paranız yok sizin. Bu zenginlik, evet, itibarda tasarruf olmaz diyoruz ama bizim paramız yok. Yani böyle bir harcayacak paramız yok. Başkasından, hani derler ya, elden aldığın gömlekle düğüne gidiyorsun. Bizimkinde ona benzer. Şimdi Mehmet Şimşek para getirecek mi? Bana göre Mehmet Şimşek'in kısa vadede getireceği para yok. Ha, şimdi şu soruyu sorabilirler. Peki Merkez Bankası'nın rezervi nasıl arttı? Bakın, Merkez Bankası'nın rezervinin halen arttığı yok. Ve Merkez Bankası'nın rezervi halen 50 küsür milyar dolar eksi değil. Diyecekler ki 70 milyar 68'e kadar çıkmıştı. Ya bu önemli değil ki. Buraya acil olarak 70-80 milyar dolarlık bir fon girişinin olması gerekiyor. Şu anda carry trade'den bahsediyorlar. Bunun bile riski var. Bakın, bu da bir enflasyona neden olacaktır. Yani adam senin ülkene kısa vadeli bir para getirecek. Nedir? İşte gidecek Japonya'dan ya da benzeri piyasalardan düşük faizle borçlanacak, getirip Türkiye'de yüksek faiz. İyi de senin aynı zamanda kurun da yükseliyor. Ha, bu noktada Mehmet Şimşek'in eğer Türkiye'ye ciddi bir para girişi sağlaması gerekiyorsa faizleri çok daha çekebilmesi lazım. Yani diyebilmeliyiz ki evet, artık faizler oturdu, Türk tahvillerinin fiyatı budur denilmesi lazım. Diğer taraftan da dövizin yükseltilmesi lazım. Bakın, dolar halen
adım 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 gidiyor. Evet, bu kontrollü yükseliş bana göre. Tamamen Merkez Bankası'nın kontrolünde ama yükseliyor. Dolardaki her kuruş yükseliş bu ülkede enflasyon yaratıyor. Yaratılan enflasyon da aslında kısır bir döngüye girdik biz. Yani şu anda döngüdeyiz. Ha, umudumuz para gelecek. Ben bu paranın geleceğini düşünmüyorum. Bakın borsa tarafında son 15 gündür sürekli manşetlerde var. Ne deniliyor? Yabancı takası arttı. Arttı mı? Evet, arttı. Rakama baktığınız zaman yabancı takasına 27'ye kadar düşmüş olan takas %35'e kadar yükseldi. Ama burada da bir algı var. Nedir algı burada? Aslında yabancının borsaya girdiği falan yok. Tam tersi, burada bir iki tane banka hissesi var. Blok, ki bunun adını rahatlıkla verebiliriz. QNB Finans ve Garanti Bankası'nın hisselerinde çağrı yöntemiyle toplanmış blok bir hisse var. Ve dışarıda kalan çok az miktarda %12'lik bir pay var. Bakın bunu borsacı arkadaşların çok iyi dinlemesi gerekiyor. İşte o %12'lik pay büyük bir manipülasyona neden oluyor. Ama bu bilinçli yapılıyor ama bazı spekülatörler tarafından. Bugün QNB Finans Bank'ın piyasa değeri 1 trilyon lira. Hı hı. Yani ana hissedarı QNB International'ın piyasa değerinin dahi üstünde 37 milyar dolara. Hı hı. Şimdi Türkiye'de 37 milyar dolara bir banka olamaz. Ha, bu nedir? İşte bu manipülasyondur. Evet, QNB Finans çok güzel bir banka, değerli bir tabii banka. Tabii halka açık ama şirketler olduğu için biz isimlerini verebiliyoruz, öyle değil mi bu firma şirketlerin? Bankanın aleyhinde konuşmuyoruz. Evet. Banka bana çok Türkiye'nin yüz akı bir banka. Evet. Her ne kadar Katar sermayesi olsa da bu yerli bir Türk anonim şirketi diyor. Onun için şey yapıyoruz. Ama buradaki hisse senedinde, %12'lik hisse senedinde bir grubun manipülasyonuyla takastaki büyüklük artıyor. Ederin büyüklüğü artıyor ve sanki yabancı girişi varmış gibi gözüyor. Hayır, yabancı takası seçime göre, eğer adet bazında baktığımız zaman seçim öncesine göre düşüş var. Yani yabancı aslında borsadaki her yükselişte çıkıyor. Bize geriye kalan tek bir şansımız var, tahvil piyasası. Tahvil piyasasına ciddi bir para girişi olabilir. 50 milyar, 60 milyar, 70 milyar dolar. Ama bunun için de piyasaların halen oturması lazım. Nedir? İşte biraz önce de ifade ettiğim gibi. Öncelikle faiz. Bu yıl kaç gelecek? 40'a gelecekse 40'a gelmeli. 45'e gelmeliyse 45'e gelmeli. Ve doları da artık stabil bir hale getirebilmek lazım. Yani adil değer dedikleri rakama. Şu anda doların adil değerinin piyasada birçok uzman 36 lira olarak değerlendiriyor. Bana göre doların, eğer bu yapılacaksa bir an önce yapılmalı. Çünkü Türkiye'ye bir para girişinin, bir fon girişinin sağlanması lazım. Bizim çok acil dolara ihtiyacımız var. Bakın bu dolar gelmezse eğer, ki Mehmet Şimşek de şu anda panikle ülke ülke, Turizm Bakanı gibi ülke ülke dolaşmasının tek nedeni acil dolar arama ihtiyacındandır. Ama maalesef ufukta halen daha bir dolar yok. Şimdi o zaman şunu soracağım Sayın Özdemir, doğru mu anladık? Lütfen yanlışımız.